Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle sonbaharın sıcak günlerindeyken Mehmet'le İstanbul Boğazı'nın tadını çıkarmaya geldik. Sahile indik. Ablalar okula bırakıldı. Babanın da işi var, bizi buraya bıraktı. Böyle güzel vakit geçirelim dedim burada. Hemen kamp sandalyelerimizi aldım. Mehmet'le ikimiz için. Bir de yedek kıyafet, havlu, güneş kremi. Ya su huzur vermiyor mu? Şimdi üst değişikliği yapıldı. Pırıl pırıl parlayan denizi bırakmak zorunda kaldık. Babamız işini bitirmiş, bizi almaya geliyor. Bizim oraya otobüs gitmiyor ki anneciğim. Çok şükür evimize ulaştık. Üstler değişildi. Mehmet Bey'i duş aldırdım. Benim de ayaklarımı sokmuştum. Güzelce ayaklar, eller, kollar yıkandı. Şimdi bu dün mü yapmıştık? Bir önceki videomuzda ya da ondan önceki videomuzda şunu çakmıştık ya odamıza, kızlara ders masası diye. Şimdi böyle bir benim yapışkanlı kağıdım var. Sehpalarıma bunu döşemiştim. Daha önce geçen senede sanırım yapmıştım. Bilmiyorum onu videoya aldım mı, emin değilim. Aldıysam buraya bir yere linkini koyarım. Şimdi bu az bir şey, bu kalmış. Bunu buna inşallah yapıştıracağız. Çünkü bu eski bir şifonyerin tahtası olduğu için şöyle delikleri var. Oralar kapansın, güzel bir görüntü ortaya çıksın istiyorum. Ama benim ustacığım böyle kendi işini gücünü bitirdikten sonra tekrar böyle kapının işleriyle uğraşmaya başladı. Şimdi bugüne dut ağacını budamaya niyetlendi. Bizim kapımızın önünde şöyle bakın, boyu bizim böyle üst kata kadar uzanan aşağıki evin bahçesinde şurada dut ağacı var ya, onu budamaya niyetlendi. Bakalım, motor geçen almıştık annemlerden, o çalışırsa ağaç motoru onunla budayacak. Ona yardıma gideyim önce. Sonra yemek hazırlarız. Bunu da akşamüstü yapıştırırım inşallah. Oh,
adım Hıdır, elimden gelen budur. Yani eski haline göre güzel oldu sanki. Etrafı da biraz dağıttım. Hemen buraları toparlayacağım. Bu da Mehmet Bey'imin sabahki dağınıklığı. Onu da yatmadan önce toplayacağız inşallah. Kapanınca da böyle işte. Güzel oldu ya. Nisuş'um aç bakayım. Masanı. Evet. Efendim şimdi kaplama maplama o işleri bir mola verdik. Mutfağa girdim. Biraz turşuluk böyle salatalık aldık. Onu koyalım beraberce. Yıkayalım bir güzel. Bunu çatallamamız gerekiyormuş sanırım. Sonra da böyle ufak bir şişem var. Ona koyarız. Bu 3 kilo kadar sanırım. Poşette. Turşucu başı iş başında Mehmet Usta. Babaannesini kız da yiyor buydu. Turşu olacak o. Sen bunları ben koyarsan ben içine. Öyle değil ondan. Bundan koy. Bırak onu. Şimdi çatalla deliyor ya babaanne. Oradan koyacaksın. Buradan koyacağım. Buradan koy. E sen de bir kere batır istiyorsan. Tamam sen o zaman doldurma elinle görevini yap. Koyacağım. Biz batıralım sadece. Elinle sen koyacağım. Elinle evet. Evet. Sarımsakları da oraya bilir. Şey yapabilirsiniz. Bak. Şunları ayıralım. Usta hala devam ediyor. Kapı işlerini bitiremedik. İnşallah yarına boyasını da yapıp güzel bir şekilde oturma alanımızı düzenlemiş olacağız. Allah nasip ederse. Şöyle iki şişe turşumuz çıktı. Sirke, sarımsak, limon tuzu ve suyunu da ekledik. Olmaya bıraktık. Evet, balkonu yıkayacağız diye bu çimalımızı kaldırmıştık. Şimdi bunu yıkıyoruz. Ufak parçaları vardı. Onları güzel leğende ezdim. Şunu bir köpürttük. Çiğdem abla su tutuyor. Ben de çektiriyorum. Dök Çiğdem ablacığım. Çektiriyorum. Çocuklar da yolda. Babaannesi de başlarında. Bayağı kirlenmişti. Yaz başı yıkadık ama orada harç març kararken hep toz oldu. Güzelce yıkansın. Çatıya atarız. Çatı da kurur. Değil mi? Sonra boya yapılacak. Boyadan sonra da temiz temiz sereriz inşallah. Ustamız balkonu inşallah yapacak boyayı. Sen de merdivenleri bitirdi. Boya da geliyor inşallah. Maske getirdin mi? Evet. Yenilikler, değişiklikler tüm hızıyla devam ediyordu. Bu boya başka boya. Şey, ustamız level atladı. Kompresörünü çıkardı buraya. Salih'cim zaten boya ustası olduğu için kendileri kompresörle atacağım dedi. Şunu ama koyalım oraya. Kolay mı? Olay da kompresör küçük olduğu için havası yetmiyor. Hemen çalışıyor. Önceki rengimiz maviydi. Elimizde bir boya vardı. Gri renk bu. Evin iç cephe boyasıydı sanırım bu. Açsana kompresörü çalışsın da olsun. Yukarı mı? Yukarı çek pimi. Bu arada bir tane koyu da feda et. Gerçi su bazlı. Yıkanı geçler ama. Açtın mı hiç?
Biraz su verip incelttim biraz. Suyla inceltmiş. Boya sağlam mıydı? Sağlam. Eski bir boya çünkü bu. Boyanın bir şey yok. Usta boya işini bitirdi. Eline sağlık ustacığım. Çay paydosu verdi. Güzel oldu. Hem de pratik oldu. Evet, çok güzel oldu. Havayla. Sizin şu sedri diyorum oturma. Onu da kaplama yapayım. Plakalar var ya. Şimdi ben hatırlarsanız şöyle bir palet kesmiştim. Üstünü, yanlarını kaplama yapayım. Daha güzel olur. Şık olur. Evet, öyle bir şey yapacak bakalım. O parça da tam ona göre mi oldu? Bir parmak, bir olsun, buçuk, iki o kadar santim. Minder zaten atacağız üstüne. Henüz tam bitmemiş olmasa da bugünlük işlerimiz bitti. Yarın yeni bir hafta başlıyor. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen günlerden pazartesi olacak. Ama biz şu an pazar gecesindeyiz. Sağanak bir yağış geliyor. Gök gürlüyor. Halıyı da yıkadık. Çatıya astık ama bir de yağmur yıkayacak muhtemelen. Üstüne. İlk çayımızı içiyoruz. Yarın bir halısı serilecek buranın. Sonraki işimiz kale bodur ama ona bir ara vereceğiz. Çünkü içerinin de badana boya işleri yapılacak büyük ihtimalle. Değil mi Salih Usta? Evet, o sonraki iş. Yani ben de öyle düşünmüştüm. Merdivenlerimiz de şöyle bitti. Hepsi elden geçti. Teşekkür ediyoruz. Bayağı yoruldun ama. Eline koluna sağlık. Yorulmadan bir şey yok. İşte bu video bizden bu kadar. En iyisi bu masa oldu ama bence. Evet. Ya ne yaptın, hemen çizmiştim buraya. İçeridekini de kapladım. Bunu da kaplarım. Kağıdım yetmedi. Buna kağıt almam lazım. Öyle. Bilmiyorum, bakalım. Şunun dışını da kaplarım belki. Şununla aynı. Bunu mu diyorsun? Ha. Yok ya. Ya da zaten minder gelecek üstüne de. Minder koyulmuş. O zaten sert. Oturulmuyor. Ağrıtır adam. Evet. Annem zaten onu genelde otur kullanıyor. Minder minderlerden at. Dükkanda da var ya onlar. Onlardan da koyabilirsin. Efendim, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Süngeri koy ya. Sünger var ya.